Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz bal kabağı mücveri tarifi. Bal kabağı mücveri tarifimizin malzeme listesinde 500 gram rendelenmiş bal kabağı var. Yarım demet taze soğan, çeyrek demet maydanoz, çeyrek demet nane, taze nanemiz var. 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 2 su bardağı un var malzeme listemizde ve tabii ki kızartmak için de sıvı yağımız var. Mücveri tavada yapacağız. Malzeme listemi paylaştıktan sonra hemen yapılışına geçmek istiyorum. 500 gram rendelenmiş bal kabağımızı karıştırma kabına alıyoruz. İnce ince doğradığımız yeşilliklerimizi de alıyoruz. Maydanozun kalın saplarını ayıklayalım. Naneyi de yine aynı şekilde. Ben hani çeyrek demet yazıyorum. Bir çeyrek demete göre az görünmesinin sebebi kalın saplarını, dallarını ayıklamamdır. Bu tarz tariflerde yerken o sert sert ağzımıza gelmesin diye onları ben biraz ayıklıyorum. Onları da farklı şekilde kullanıyorum. Tüm malzemelerimi karıştırma kabına ilave ediyorum. Unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bir de bir ayrıntıyı da paylaşmak istiyorum. Bal kabağımızı rendeledikten sonra suyunu iyice sıkıyoruz. Bir yarım bardak, bir su bardağı kadar su çıkabiliyor. Tabii kabağın özelliğine göre değişiyor. Mücveri yaparken çok şekerli bal kabağını tercih etmeyelim. Yani daha az şekerli, daha böyle yeşili olan bir bal kabağını tercih etmemiz iyi olur. Kontrollü bir şekilde yoğuruyoruz. Ben bu malzememe 500 gram bal kabağına 2 su bardağı unla yoğurdum. 2 su bardağı un ekledim. Siz de kontrollü bir şekilde kıvam alana kadar ekleyebilirsiniz. Yoğurduktan sonra bir 10 dakika bekletelim. 10 dakika beklettikten sonra karbonat aktif olmaya başlıyor ve mücverlerimiz tavada kabarmaya başlıyor. Biraz beklettikten sonra tavamızı alıyoruz. Kaşık yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar ekleyelim. Daha sonra bunları maşayla veya kaşığın tersiyle bastıralım. Oldukça genişliyorlar. Çok büyük koyarsak iç kısımları pişmeyebilir, bilginiz olsun. Şöyle küçük parçalar halinde koyup kaşıkla bastırıyorum. Kızartmak için ben sadece yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Yağı çok fazla çekmiyor. İşim bittikten sonra bile hatta tavada biraz yağ kalmıştı. Tüm mücverleri kızarttıktan sonra yoğurtlu sosla beraber servis ediyoruz. Benim artık bal kabağı mücverlerim servise hazır. Çok farklı, çok güzel bir lezzet. Farklı tarifler arıyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar, mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı, birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Tariflerimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.